Bakın kasinolar şurada yine. Royal Otel'in kasinosu. Kumarhaneler yani. Üretim yeri Türkiye, bakın şu ürünler tek Türkiye'den geliyor, 89'ları. Burası 89 birim olarak düşünün. Çok güzel bir mimari. Sanırım bu mimari Sovyetler zamanından kalan bir mimari. Evet, bakın size İş Bankası'nı buldum. İş Bank diye bir banka. Bir aylık sınırsız, limitsiz internet. 37 liraya geliyor. Oğlum çan çalıyor, müziği kapatın lan. Gürcistan Batum'dan herkese merhabalar. Bir önceki videodan hatırlarsanız Batum'a geldim, böyle kısa bir özet olarak geçtim. İstanbul'da yaşadıklarım, ayağımın kırılması, ondan sonraki süreç, düzelmem, otobüsle Batum'a gelmemle alakalı. Bugün şehir içerisinde biraz gezinti yapalım, şehri biraz keşfedelim. Hava bugün gayet iyi, yağmur yok en azından ama tabii Karadeniz havası, şu an yağmur mevsimi başlamış. Ondan dolayı da ne kadar hızlı bir şekilde böyle müsait zamanları yakalarsak, çekim yaparsak o kadar daha rahat olacak, daha güzel olacak benim için. Şimdi dün sim kart alamamıştım. Pazar olduğu için, pazar günü olduğu için her yer kapalıydı. Daha doğrusu telefoncular falan kapalıydı. Bugün itibariyle sim kartımı da alacağım. Georgia Cell diye bir firmadan. Bakalım, daha fiyatlarını bilmiyorum. Birazdan öğreneceğim. Şimdi ne diyoruz? Gürcistan, Batum şehir gezi videosu başlasın. İyi seyirler dilerim. Evet arkadaşlar, şimdi Batum sokaklarında böyle ufaktan gezmeye başladık. Aralardan, kenarlardan, bu taraftan da sim kartı arıyorum. 2-3 kişiye sordum. Hepsi sağ tarafta dön, sağ taraftaki sokakta falan dedi ama o sağ taraftaki sokağı bir türlü bulamadım. Bakalım, buluruz herhalde ya. Bir yerden karşımıza çıkar. Şimdi burada benim gördüğüm kadarıyla Batum'da özellikle onu yaşıyorum. Çok fazla bir şey sorulmasını sanki sevmiyorlar. Pek bir şeyleri tarif etmeyi istemiyorlar. Pek hoşlanmıyorlar. Öyle gördüm. Ya da bana öyle denk geldi şu an. Bakalım, göreceğiz. Biraz daha bir gezelim. İnsanlarla biraz daha iletişim kurmaya çalışalım. Evet, görüyorsunuz. Şu yapıları eski Sovyet zamanından kalan mimariler, binalar. Adamlar gerçekten yapmış ya. Abi şu yapılara bakar mısınız be? Eski Sovyet dönemlerinden kalma. Bunların bir de alt sığınak olan bölümleri var böyle. Ev gibi yapmışlar altlarını. Adamlar sürekli savaş hazır bir şekilde bina yapmışlar. Sim kartı kime sorsam herkes bir yer gösteriyor. Hiçbir yerde de yok. İnsanlar bir şey sorulmasını, bir şey tarif edilmesini pek istemiyorlar. Niye bilmiyorum. Soruyorsun, adam cevap bile vermiyor, arkasını dönüyor. Elini şöyle yapıp geçiyor. Yani bana bulaşma der gibi. Bana bir şey sorma der gibi. Burası şöyle haçapuri satışı yapan, böyle Gürcü pidesi diyorlar. Dün aslında gösteremedim ama Instagram'da yayınlamıştım. Şundan yemiştim. Gayet güzeldi. Fiyatı biraz yüksek ama. Ya şu olay bir pide yani. Baktığınız zaman içinde peynir var, yumurta var. 14-15 lirayı çarpı 10 diyebilirsiniz Türk lirasıyla. Şöyle bir mekan gelirseniz, ama çok lezzetli bu arada. Bakın şuradan farklı farklı Piazza Meydanı diye bir meydan var şu bölümde. Biraz Avrupa meydanlarına benzetmişler. Katedral var. Müzeler falan, onunla alakalı tabelalar koymuşlar. Şehri gezmesi aslında çok kolay. Haritalardan baktım. Şu an bir internete ihtiyacım var, daha rahat gezebileyim diye. Onu da bulursam ondan sonra şehir gezmesi daha kolay olacak benim için. Evet arkadaşlar, interneti bulduk. Georgia Cell'i bulduk. Bir aylık sınırsız, limitsiz internet. 37 lariye geliyor. Şöyle bir 50 lari vereceğim arkadaşlara. Bu Türk lirasıyla dediğim gibi çarpı 10 olarak hesaplayabilirsiniz. Hatta 11'e yaklaştı değeri. Birazdan sim kartımızı alacağız, sonra atlayacağız.
Evet, sim kartımızı aldık. Şimdi dışarı çıkıyoruz. Bu arada şöyle bir şunu göstereyim. 37 lari. Bu bir aylık sınırsız internet. Şöyle bir bina gelirseniz Batum'a, burayı da dışarıdan göstereyim. Pek böyle belli olacak bir tabelası yok. Biraz şeye benziyor, Türk Telekom yapısına benziyor içerideki işleyiş. Tabelası bu. Evet, şimdi devam edelim yürümeye. 10 numara bir yer. Şimdi bakalım şu binaların içerisinde, şu karşıda büyük bir bina var. Avrupa Meydanı diyorlarmış sanırım oraya. Bir bakalım aşağı doğru neler var etrafında, çarşıya. Eski kullanılmayan mı diye düşünüyorum da şöyle. Yok, açıkmış. Ama ne olarak kullanılıyor? Müze mi? Evet, güzel. Gerçekten çok modern bir şehir. Yerler falan tertemiz. Hiç kimse bir şey atmıyor. Böyle çok sık çöp kovası vesaire onlar da yok ama insanlar yerlere de bir izmarit atıyor. Ne bileyim, hani bir ufak bir çöp bile atmıyorlar. Çok temiz bir yer. İnsanlar da çok kültürlü. Eğer yere bir izmarit atan görürseniz bilin ki bizdendir. Evet, şimdi çarşı içerisinde biraz gezelim. Bakın, bir kuyumcu burası. Dikkatimi çekti, bir güvenlik arkadaş var. Kuyumcuda güvenlik var kapıda. Ama ortam gerçekten çok güzel görünüyor. Şu aşağı taraflar, yani şu kısım sahile çıkıyor. Biraz Ukrayna'yı andırıyor burası bana. Lviv'i andırıyor, Lviv şehrini. Şöyle köşelerde kafeler, fırınlar vesaire, o tür yerler var. Sandalyeler, masalar atılmış. Her ne kadar Lviv kadar olmasa da oraya benzettim. Tiflis'i bilmiyorum da Batum için söylüyorum. Abi, insanlardan kolay kolay bir şey öğrenemiyorsunuz ya. Bir şey sorduğunda adam veya bayan kafayı çevirip gidiyor. Cevap vermek istemiyor. Sanırım biraz bizim gelen Türklerden dolayı da olabilir. Türk olduğunu anlarsa biraz böyle bir çekiniyor. Şimdi girişi kolay. Bizde maalesef farklı niyetle gelmek isteyen insanlar oluyor. Bir de Batum'da, özellikle Batum yakın olduğu için, herhangi bir suç işlemiş vesaire bir şey olmuş, en yakın ülke burası, gelip buraya sığınmaya çalışıyor, burada yaşamaya çalışıyor. Evet, trafiği burada da görmeye başladık. Trafik varmış, bakın. Bakın, size İş Bankası'nı buldum. İş Bank diye bir banka. Muhtemelen bizim İş Bankası'yla çok fazla bir alakası yoktur diye düşünüyorum ama. Otobüsler böyle, bakın. Kullanımını şu an görmeye çalışıyorum. Sanırım nakit geçiyor. Herhangi bir akbil gibi bir şey yok. Otobüs durakları gayet güzel. Şöyle göstereyim ben size. Burası bir danışmanlık firması sanırım. Emlakçı, kiralama, alım satım. Türkçe yazılar. Danışmanlık, bakım, onarım. Bir emlak firması sanırım. Şöyle yol üzerinde haçapuriciler var, bakın. Haçapuri. Şimdi buraya geliyorsunuz böyle, bir tane alıyorsunuz haçapuriyi. Geçiyorsunuz burada. Afiyetle yiyorsunuz. Burada neler varmış, ne çeşitler. Çok çeşidi var haçapurinin. Ben öyle bilmiyordum. Bakın, o işin en babası bu. 12'leri. Tereyağlı, yumurtalı. Çok koyucu bir ürün ama. Görüyorsunuz. De facto. İçeri doğru bir girsek mi bakalım? De facto da olay nasıl? Mesela buradan herhangi bir ürüne bakalım şimdi. 39 geldi yani lari. 39 lari. Burada normal aslında 39 birim olarak düşünün. Bunu çarpı 10 olarak hesaplarsanız Türk parası çıkıyor ortaya.
Hatta çarpıyor. 11'e neredeyse denk geliyor. Şu sweetler mesela. Polar içi. Bunlar burada uygun fiyatlar. 39 lari. Gayet güzel. Çok büyük para değil aslında baktığınız zaman. Birim olarak burada halkın yaşaması için böyle bir sistem kurmuşlar. Halk her ne olursa olsun bir şekilde ayakta kalabiliyor. Çünkü az da kazansa, çok da kazansa yemesi, içmesi, giyim kuşamı uygun. Ki bu defakto düşünün. Yabancı bir marka bunlar için. Yani Türkiye'de gelen bir marka. Mesela birçok şey 39 görüyorsun. 39 lari pantolon. Şu pantolonun 39 lari. Şunlar 69 lari. Bakalım şöyle. Üretim yeri Türkiye. Bakın şu ürünler tek Türkiye'den geliyor. 89 lari. Burada 89 birim olarak düşünün. 89 TL gibi değil ama birim olarak hesaplamanız lazım. Buradaki alım gücüyle alakalı. Fiyatlar buraya göre uygun. Bu arada marketlerde falan post cihazı kullanılıyor. Bazı restoranlarda da var post cihazı kullanılıyor. Yani ödemelerinizi kartla, kredi kartı, ATM kartı vesaire onlarla yapabilirsiniz ama buradaki komisyon oranları yüksek. Bildiğim kadarıyla ortalama %10 provizyon işlemi alınıyor. %10 da yüksek bir rakam. Yani bu yurt dışında normalde provizyon ücreti var. %1,5, %2, %3 genel olarak %4. %5'e kadar yükseliyor. Ama burada yüksekmiş bu arada. Tabii Gürcistan deyince kumarhaneler falan akla gelebilir. Onlardan bir tanesini şu an göstereceğim. Şöyle büyük bir otel bakın. Kasino diyor. Genelde bildiğim kadarıyla şöyle otellere giriyorsunuz. Bunlara yaklaşık bir $100 ödeme yapıyorsunuz. O gece o otelde kalıyorsunuz. İçerisinde o $100'lık bakiyeyle oyun oynuyorsunuz. Ve sınırsız yemek vesaire onları sunuyorlar. Tabii gecenin sonunda da kumar oynayan adamın %90 kaybetmiş olduğunu düşünürsek $100'a bu otelde yemeli içmeli bir gece geçirmiş oluyor. Tabii bunu kimseye önermiyoruz böyle kumar olayını. Nasıl ama? Kafeler. Bakın burası bir şarap evi. Hello. Şöyle gayet güzel. Görüyorsunuz. Var ya. Bazı müzikler var. Evet, Avrupa Meydanı diye bir meydan. Burası. Bakın şimdi sol tarafında göstereceğim size. Bu arada şöyle güzel mekanlar var bak, kafeler. Şu sol taraflar dediğim yer Avrupa Meydanı. Burada güzel bir kafe var. Devam. Şöyle gördüğünüz gibi mükemmel bir yer. Şimdi biraz da meydan tarafında gezelim ya. Bakın kasinolar şurada yine. Royal Hotel'in kasinosu, kumarhaneler yani. Burada oldukça fazlaymış bu olay. Burada ayrı bir kasino. Tam karşıda yine ayrı bir kasino. Evet, Avrupa Meydanı'nda gezmeye devam edelim şimdi. Şöyle güzel bir meydan yapmışlar. Böyle küçük bir ülke için, küçük bir şehir için çok güzel bir mimari. Sanırım bu mimari Sovyetler zamanından kalan bir mimari. Şöyle bir havuz var. Taşır mı beni? Taşır. Bunun içerisine giriyorsunuz böyle. Havuzun içerisine giriyorsunuz. Bugün hava çok güzel.
hafif serin böyle. Yağmur da yok. Bugünün tadını çıkartmak istiyorum. Yürümem biraz düzeldi. Eskisi gibi değilim. Artık daha rahat basıyorum. Ayağım güçlenmeye başladı. Alçı uzun bir süre tabii ayakta kalınca bacağın kasları falan bayağı bir zarar görmüş. Erimiş. Alışana kadar da bayağı bir zaman aldı. Biraz böyle fizyoterapi falan derken şimdi artık yollarda olma zamanı. Gürcistan'dan başladık. Neden Gürcistan derseniz, kış ayı gelmeden dedim Gürcistan'a gireyim, merak ediyordum zaten. Batum'dan başladık. Bakalım, farklı şehirlere de gideceğim buradan, Gürcistan'dan. Sonrasında Gürcistan'ın sonunda da belki Ermenistan'a geçebilirim buradan. Kafeleri görüyorsunuz, bakın. Şöyle İtalyan Meydanı diye bir meydan diye geçiyormuş burası. Piazza Meydanı diye geçiyormuş, yanlış telaffuz etmediysem, ileride bir yerde olduğunu söylediler. Biraz da o tarafa doğru bakalım. Batum'un sokakları böyle. Biraz önce şehri, sokakları, gezilecek yerlerini görelim. Bakın burada yine ayrı bir kasino. Ve ondan sonra da farklı farklı yerlere geçiş yapalım. An itibariyle Piazza Meydanı tam karşımızda. Birazdan oraya doğru gidiyoruz. İtalyan mimarlar tarafından yapılmış burası. Şu kule. Bir taraftan burada çok fazla Türk var. Bu şekilde Türk rehberler, bunlar da yapıyorlar bu arada. Turlarla falan gelen çok insanlar var. Böyle tarihi yerlerini falan bu şekilde keşfediyorlar rehberlerle. Bizler de aynı şekilde kendimiz keşfediyoruz. Sonra öğrene öğrene. Güzel ama. Güzel küçük şirin yerler. Evet, Piazza Meydanı'na gelmiş bulunuyoruz. Sanırım şu karşı tarafta. Mimar gerçekten çok iyi. Gel. Bakın şöyle araçlar çok saygılı. Bunu abi İran'da mümkün değildi, göremezdiniz. Şu karşıda bir dönme dolap tarzı bir yer var, bakın binanın üzerinde. Şöyle hediyelikler, cezveler. Bakar mısınız? Piazza Kapital diye geçiyor burası. Şöyle küçük şirin kafeler her yerde var, bakın baklava satışları. Oo. Bildiğiniz Türk mekanı olabilir burası. Vay köne vay. Evet, Piazza Meydanı'na gelmiş bulunuyoruz şu an. Yürüye yürüye geldik. Bakın şöyle magnetler falan. Göstereyim. Güçleri. Ortalama 30 TL civarı. Yeni yeni magnetlerimiz geldi. Bakın şu olay. Ali ve Nino isminde bir bay bayanın kavuşamama hikayesini anlatıyor, sembolize ediyor. Birazdan onların heykeline doğru da gideceğiz. Yöresel kıyafetli hediyelik eşyalar. Uşaklar da güzelmiş. Şu bayrakları burada. Georgia, Gürcistan yani. Evet, şarap ve içki konusunda da oldukça başarılılar. Ve fiyatları da oldukça uygun. Şu bir tekel bayi tarzında bir yer. Piazza Meydanı'na geldik. Bu meydan içerisinde böyle farklı farklı kafeler falan var. Biraz da şöyle içeri doğru geçelim.
Araçlar burada dediğim gibi şöyle kesinlikle çok saygılı araç sürücüleri. Yayalara çok öncelik tanınıyor. Evet, burada ayrı bir kilise var. Birazdan oraya da bakarız. Meydanı gezdikten sonra. Evet, Türk rehberlerin sunumu görüyorsunuz. Kilise ve meydan için 15 dakika diyoruz. Abi o yüzden burada böyle bu tür yerlerde şeyle gezmek istemiyorum. Rehberlerle gezmek istemiyorum. Sürekli kurallar koyuyorlar. Dikkat etsinler. Evet. Karşı kilise burada. Nasıl ama? Çok güzel bir çeşme. Piazza meydana. Bakın şöyle kafeler, pub'lar. Ya fiyat aralığı ortalama 8, 10, 12, 15 lari gibi. Bakayım burada fiyat yok. Sanırım belli bir saatten sonra burada bir aksiyon oluyor. 20.30'da başlıyormuş. Latino diyor. Gitar müzikleri. Şu meydanda. Ham meydanda bir otel var. Bakın şöyle. Piazza for Closti. Tam burada bir otel. Biraz gürültülü olabilir belki ama. Ama keyifli bir yer. Bak çıktı bak. Çıktı mı? Evet. Belli saatlerde çalan çanlar. Müzikler de enteresan ha. Çan müzikleri. Oğlum çan çalıyor, müziği kapatın lan. Hiç saygıları yok ya. Evet, Piazza meydanından çıktık tam karşısında. Şöyle eski bir kilise var. Biraz da buraya girelim bakalım ne var ne yok. Evet, sanırım bir düğün var şu an burada bugün. Şöyle bir bahçesi var bakın. Piazza meydanının tam karşısında. Normalde çekim diyor yasak ama şansımızı deneyelim de. Mümkünse çekim yapacağız. Arada olmazsa eğer. Şuradan şöyle bir giriş yapalım kiliseye. Şöyle gördüğünüz üzere. Çok eski bir kiliseymiş burası.
Evet, bu güzel mimarinin dışına da çıkmış olduk. Şöyle bahçesindeyim biraz. Buradan biraz görüntü aktarayım size. Su içebiliyorsunuz buradan, musluklardan, bu arada bilginiz olsun. Sular temiz gerçekten. Marketten aldığımız su bu kadar lezzetli değil. Evet, Batum'da böyle masa salonları da var bu arada. Spa masa salonları. Şöyle bakın, Thai masaj diyor. Evet, Thailand'ın çalıştığı bir masaj salonu bakın. Enteresan. Batum'da da varmış bu olay. Şöyle güzel minik minik kafeleri de her yerde görebiliyorsunuz. Evet, Thai masajı. Yardırmalı yardırmalı. Evler falan çok iyi ya. Bakar mısınız? Şöyle bahçeli bahçeli. Batum sokaklarında gezmeye devam. Şimdi burada bir kuaför var. Çaktım, ona şöyle bir çekelim. Bayan kuaförü mü, erkek kuaförü mü, karışık bir şey mi? Evet, bayan karışık bir kuaför. Şöyle. Mr. Nico Cafe. Yürürken şöyle sahil kısmına doğru geldim. Sahile geçtim. Bakalım, biraz da sahilden görüntü aktarayım size. Bir de burada Ali Nino isminde bir heykel varmış. O heykelin de hikayesi şöyle. Ali isminde bir arkadaş Müslümanmış. Ve Nino ismindeki, ya da Nina ismindeki bir Ortodoks Hristiyan. Onlar bir türlü kavuşamamışlar. Farklı dinlere mensup oldukları için, bu arada böyle geçeyim karşıya. Onlar kavuşamadığı için onların böyle meşhur bir hikayesi varmış. Ve onların hikayesine istinaden böyle kavuşamadıklarını sembolize eden bir heykel. Birazdan o heykele doğru geçeceğiz. Şimdi buradan şöyle bir sahil kısmına bir geçelim. Önce bir. Sahil güzel. Yolun büyük kadarıyla. Burada şöyle mısır falan patlatanlar, büfeler falan var. Haşlanmış koşan mısırlar. Ya bildiğiniz Karadeniz insanlığı ya aslında. Çok bir fark yok, köz mısır. Bakın, liman restorant diyor mesela. Karşıda. Bu taraftan doğru bir şöyle göstereyim burayı size. Evet, sahil kısmına indik. Şöyle ufak bir gemicik. Buradan şöyle sağa sola götürüyor, gezdiriyor, yediriyor, içiriyor, bir şeyler yapıyor. Balıkçı tekneleri. Şöyle güzel arabalar var, pedallı. Tam laz işi. Zili var böyle. Pedalla sürüyorsun, iki kişi biniyorsunuz. Güzel yapmışlar. Akülü araçlar da var, onu kiralayıp gezebiliyorsunuz aynı şekilde. Liman restoran, helal food demiş. Evet, Georgia bayrakları. Niye iki ayrı renk bayrak? Biraz farklı bayraklar. İkisi ayrı ayrı kullanılıyor herhalde. Sahil bu şekilde bakın. Bir Türk mekanına benzettim, ben Yemen falan gördüm. Kahvaltı yapanlar vesaire. Bakın şöyle. Yukarıdan şöyle paraşütle, yamaç paraşüt diyorlar sanırım. Onu botla çekiyorlar. Tam karşıda. Burası Karadeniz zaten. Bildiğiniz gibi. Karadeniz'in uzantısı. Büyük Batum, güzel Batum. Şu karşıda gösterdiği gibi 150 lariye süre olarak bilmiyorum ne kadar olduğunu. Şu karşıdaki yamaç paraşütünü yaptırıyorlar size. Yukarıda bayağı bir gezinti yapılıyor. Şu Natalia isminde gemi 1 saatlik bir tur. 20 lari. Şöyle tur düzenliyor. Bu ablamız böyle Gürcüce çağırıyor. Bu arada Gürcüce aslında
Lazca ile aynıymış. Öğrendiğim kadarıyla aynı dillermiş Gürcüce ile beraber. Aslında kültür olarak birbirine yakınlar, böyle farklı pratik zekalara sahipler bizim Karadeniz insanıyla. Böyle tropikal meyveler. Merhaba, ne kadar böyle? Kaç para? 5 lari. Hangisi 5 lari? Kavun. Bu kavun mu? Ha. Bu da on, he. Tamam. 5 lari, 10 lari. Evet, buradan bakın. Şöyle turlarla alıyorlar. Şöyle gezdiriyorlar Karadeniz kıyılarından size. 20 lariye, 15 lariye, 25 lariye fiyatlar değişiyor böyle turlar. Sanırım bir saatlik bir gezi yapıyorlar böyle. Ablama bakar mısınız? Merhaba. Türkçe biliyor mu abla? 5. Böyle 5 lariye bunlara bakın. Küçük küçük çok güzel hediyelikler. Kendisi yapmış ablam. Teşekkür. Böyle turistleri de gezdiriyorlar istiyorsalar. Fiyatlar uygun burada yani. Böyle ufak tefek turlar falan da yapabilirsiniz. O turların fiyatları da uygun. Yüksek fiyatlar değil yani. Böyle kazıklama politikası şu an için pek görmedim. Taksi ama burada çok tehlikeliymiş bu arada. Taksiye binerseniz ne diyorsa yarısını söyleyin adama. Taksiler o konuda fiyat konusunda biraz sıkıntılı. Şöyle bak, turlar falan var burada. Gezdiriyorlar farklı farklı yerlere. Tur paketleri alabilirsiniz. Tekne turları. Pamuk helva yapıyor abi. Merhaba. Merhaba abi, nasılsınız? Teşekkürler. Türkçe biliyorsunuz. Sizin mi turlar? Nasıl oluyor? Ne kadar sürede yapıyorsunuz turu? Bir saatlik, iki saatlik? Yarım saatlik. Yarım saatlik turlar. Ne kadar fiyatları? 20 var kişi böyle. Nereye gidiyor böyle abi? Güzel bir Batumi görsel turlar, sonrasında buraya geliyoruz. He, şöyle bir kıyılardan geziyorsunuz. Kolay gelsin. Sağ olun. Sağ olun. Burası da Ali ve Nino ismine denilen heykellerin yerleri. Şimdi bu heykeller normalde günün belli saatlerinde, belki akşam üzere bilmiyorum, şu an denk gelmedi bana, böyle dönüyor ve iç içe geçiyorlar fakat sürekli ayrılıyorlar. Bunlar da işte daha önce dediğim gibi Ali ismindeki şahıs, Gürcü bir Müslüman. Fakat Nino ismindeki bayan da yine Gürcü bir Ortodoks Hristiyan. Bunlar dinlerinden dolayı, farklı dinlerinden dolayı bir türlü kavuşamıyorlar. Böyle iç içe geçiyorlar vesaire, onu sembolize etmişler. İki tane heykel buranın bayağı bir meşhur heykellerinden birisi. Burada sahil üzerinden yürümeye biraz daha devam edelim bakalım sahilden. Nereye doğru geçeceğiz? ومغامرة الباراشوت على ارتفاع 350 متر للاستمتاع برؤية مدينة فاتوبي من السماء. Evet, bu iki heykel iyice yaklaştı bakın şimdi. Çalışmaya başladı herhalde bu mekanizma. İki heykelin görüntüsünü aktarayım size. Sehen Sie beim schönen Bürger. Gehen Sie dir bei dieser Bürgermeisterstation tun sei. Kansa şöyle böyle ki bak datka bat şavit rusabı datkanı ara şöyle bir yüke dedik. Ya tu gazı mertlek. Çeydi adı dört gün edip buç sat işe vallık var. Peki yani siz eki taşı etirin edip kral. Samut da Avrupa'da edip adayı da çıplıvaltan. Kayra öyle bir ara şöyle bir öyle satiyamını gazetinizde bak. Peki yani siz çatı sonraki mertlenin brigadari. Göğe dedik. Çok
Дорогі друзі, ми запрошуємо вас на найцікавішу погодинну прогулянку на нашій яхті «Океани». Evet, Batum sahilinde gezmeye devam ediyoruz. Şöyle her yerde kuleler vesaire, Saat Kulesi sanırım bu. Böyle enteresan yapılar var. Ama çok güzel, modern bir şehir. Sahil kesimi burası, tam karşımda şimdi plaj var. O tarafı da bir görelim, uzaktan da olsa. Şu an denize giren yok çünkü hava bulutlu, her an yağmur yağabiliyor. Bu 4-5 gün sanırım böyle yağmurlu geçecekmiş. Evet, denize giren yok dedim ama denize giren varmış. Tam karşımda. Şöyle gördüğünüz gibi. Yine de denize giriliyor. Serin de olsa. Burayı görüyorsunuz. Biraz şuradan yürüyelim hatta. Şuradan şöyle yol yapmışlar. Çıkış için tam karşıda deniz var. Karnaval havası var şu an burada. Batumi Karnaval diye geçiyor. Bakın şöyle yiyecek, içecek vesaire. Hani Asya'da olur ya böyle sokak lezzetlerinin olduğu pazarlar, hediyelik eşyalar. Aynı onun gibi bir yer. Şimdi buradan şöyle bir geçelim bakalım burada ne varmış. Sokak lezzetleri. Gürcistan sokak lezzetleri sanırım. Batumi Festival demiş. Evet evet. Şimdi oldu. Tayland sokak yemekleri. Şöyle bakar mısınız? Tam da üstüne basmışız. Adamız burada. Battayiler, salatalar. İtalyan makarnası demiş. Evet. Tavuk topları. Bildiğiniz Tay mutfağı yapmışlar buraya. Evet, Tay mutfağı. Evet, Tayland'da bunları çok görüyorduk. Bunlar şekerli toplar böyle, patatesli şekerli toplar. Tayland ne alaka anlamadım ama. Olsun, demek ki ilgi görüyor. Böyle dondurmalar falan var. Jel dondurmalar. Şuraya bakar mısınız? Oo. Yok yok burada. Çin, Tayland, Japonya sokak yemekleri festivali. Evet. Tay mutfağı yine burada da. Çok fazla müzik var. O yüzden uzaklaştım oradan. Vay be. Sosis pişiriyorlar. Evet, Chinese food. Burası Chinese food diyor. Taiyaki. Değişik değişik işler. Bubble tea. Şimdi sahilden bir göl var burada Batum'da. Hava kararmazsa göle doğru yürüyeceğiz. Kararsa da başka bir videoda orayı aktarırım size. Gayet güzel bir yere benziyor. Batum sahilini beğendim. Batum şehrini beğendim daha doğrusu. Gayet keyifli bir yer. İnsanları da eğlenmeyi biliyor belli ki. Sosisçi. Buradan sahile geçelim şimdi. Gürcistan'da
pek çok böyle tur görebiliyorsunuz. Tur rehberleri, turistleri gezdiriyorlar muhtemelen. Şu an Rus turistleri gezdiriyorlar şöyle. Rusça konuşuyorlar. Bakın. Her yerde böyle tur rehberleri var. Hemen hemen her yerde. Nerede, nereye giderseniz gidin Batum'a. Her yerde karşılaşıyorsunuz böyle. Şimdi aslında denize doğru girmek istedim biraz böyle. Denizin kıyısını göstermek istedim size ama bu taşlardan dolayı ilerleyemedim. Ayağımı incitirmeyeyim diye düşündüm. O yüzden şimdi şöyle bir iskele gibi bir yer buldum. İçeri doğru giriyor. Direkt denizin kıyısına doğru. Biraz da buradan denizin kenarını göstereyim. Karadeniz aslında bildiğiniz böyle dalgalı güzel bir deniz. Burada plajın kenarında aynı şekilde güneşlenenler. Tabii buradaki plajlarda şey yok, böyle kumsal falan aramayın. Taşların üzerindesiniz, direkt böyle kum olayı yok. Şöyle güzel arabalar var, kiralayabiliyorsunuz bakın. Bisiklet tarzında araba, simitçi arabası gibi. Buraya gün batımında geliyorlar, biraz izliyorlar, resim falan çekiliyorlar. Güzel, keyifli bir yer. Evet, şimdi buradan ben size kıyıyı göstermek istiyorum. Bakın. Dalgalı bir deniz. Çok fazla aslında giren de yok gibi. Daha çok böyle Rus turistleri görüyorum. Çok fazla girmiyorlar ve genelde şezlongda güneşleniyorlar. Ve ondan sonra gidiyorlar. Bugün zaten hava biraz kapalı gibiydi. Dün yağmurluydu. Ara ara şimdi artık yağmurlar falan başladı. Evet, Karadeniz şu an altımızda kaldı. Nasıl? Evet arkadaşlar, Batum şehrinden bugün güzel görüntüler aktarmaya çalıştım. Batum'un böyle özel yerlerini, gezilecek güzel yerlerini aktarmaya çalıştım sizlere. Bakalım bir sonraki videolarda daha farklı yerleri de göstermeye çalışacağım. Tabii bugün hava gayet iyiydi, yağmur yoktu, hava biraz kapalıydı ama yağmur bekledim, yağmur gelmedi. Belli olmuyor şimdi, artık yağmur sezonları başlıyor. Karadeniz havası zaten biliyorsunuz. Her an yağmur yağabilir, anlık olarak güneş açabilir. Bu şekilde yağmursuz zamanlara denk geldiğim zaman çekimler yapmaya devam edeceğim Batum'da. Tabii Batum şehrinden sonra farklı şehirlere de geçiş yapacağım. Bu videonun da burada sonuna geldik. Batum'la alakalı yine şehir videoları devam edecek. Batum'la ilgili güzel yerleri göstermeye çalışacağım sizlere. Videoyu beğendiyseniz yorum yapmayı, like tuşuna basmayı ve severek izlediğiniz videolarımı da sevdiklerinizle paylaşmayı lütfen ihmal etmeyin. Bir sonraki güzel Gürcistan videolarında görüşmek üzere. Hoşça kalın.